Teşekkür ediyorum. Çocukların okulda olması gerektiğini düşünüyorum. Cuma günü gelmişler. Yine iyisiniz sayemde. Bugün de yarım gün oldu okullar. Evet, ben daha önce de gelmiştim Aksaray'a. Geldiğimiz günlerde, yani aslına bakarsanız epey zamandır konuşma yapıyorum ama konuşmalarımızı yaparken hep yetişkinlere ve özellikle annelere konuşurdum. Onların da küçük çocukları vardı. Şimdi o çocuklar büyüdüler. Benim çocuk kitaplarımı okudular. Ve yetişkinlere konuştuğum yıllarda konuştuktan sonra derdim ki sorusu olan var mı? Kimse el kaldırmazdı. Çünkü yetişkinler çok bilir. Soru sormazlar genelde pek. Daha doğrusu bazıları da çekinir. Sonra çocuklarla söyleşiler yapmaya başladım. O kadar çok soruları var ki. Ve çok şeyi merak ediyorlar. Salonda da çocuk sayımız fazla. Ben izniniz olursa bugün bu söyleşiyi, adı üzerinde zaten söyleşi, soru cevapla ilerletmek istiyorum. Bir mikrofonumuz var, bize yardımcı olacaklar. Yani yetişkinler de gelmiş çocuklar, onların da sayısı az değil. Oradan da soru alabiliriz. Anlatmak istediklerimi sizin sorularınız ekseninde, yine söylemek istediklerimi getirerek konuşmak istiyorum. Başlayalım mı vaktimizi doğru değerlendirmek için? Haydi. Buyurun. Ayağa kalk, adını söyle, sonra sorunu söyle. Merhabalar. Merhaba. Adım Hasan Hüseyin Ünev. Hasan. Peki, memnun oldum. Ben şey soracaktım. Buyurun. Hani birkaç yıl önce gelmiştiniz ya buraya. Evet. Hatırlıyor musunuz? Bir çocuk size iyi bir yazar olmak için ne yapmak gerekiyor diye sormuştu. Evet. O benim. Peki. Ne yaptın? Ne yaptın o günden bugüne? Ben mi? Evet. Tavsiyenizi dinledim ve çok okudum. Evet. Şimdi birkaç bir şey daha söyleyebilir miyim? Evet. Belki o zaman söylemişimdir, belki söylememişimdir. Aranızda başka yazan çocuk var mı? Göreyim ellerinizi. Yazan, yazmak isteyen. Evet. Böylece herkes olmuş olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Hasan, sorun var mıydı? Buyurun. Artık kendi köşemde kitaplar yazıyorum. Çok güzel. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Sadece okumak yeterli değil. Burada anne babalar var. Öğretmen var mı aramızda? Göreyim. Teşekkür ederim. Onlar adına da söyleyeyim. Biz okur yazar diye bir tabir kullanıyoruz ya hani. Yani okula gidiyoruz, okur yazar olmak diyoruz. Ama bunun hep okur kısmının altı çiziliyor. Çocuklar çok okusun deniyor. En az okumak kadar önemli başka bir şey ise yazmak. Sen yapıyormuşsun. Tabii ki de. Diğer arkadaşlarımız için söyleyeyim. Bolca lütfen yazın. Yetişkinler için de bu böyle. İnsanın kendi duygularını kaleme alabilmesi çok güzel ve çok güçlü bir şey. Bir başka ve en önemli şeyse, oturursan rahat edeceğim. Bir başka ve asıl önemli şeylerden bir tanesi de dinlemek. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bana böyle şunu çok soruyorlar. Sen çocuklara yazıyorsun, yetişkinlere yazıyorsun, sosyal medyaya yazıyorsun, konuşmalara gidiyorsun. Bu kadar çok anlatacak şeyi nereden buluyorsun? Ben de onlara diyorum ki ben çocukken çok laf dinlerdim. Annem hep derdi ki bu çok laf dinliyor, bunun yanında sakın konuşmayın. Ve efendim? Senin de ablan mı diyor? Evet. Ve ben hala çocukken dinlediklerimi yazıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Salonun şöyle bir yaş ortalamasına bakıyorum. Böyle benim yaşlarımda benden daha büyükler de olduğunu görüyorum. Biz çocukken çok fazla insan sohbetine maruz kalıyorduk. Bir kere evlerimiz bizim çok kalabalık evlerde. Sobalı olduğu için mecburen yanında konuşuluyordu. Ve bize diyorlardı ki bizi dinleme. Ya böyle bir şey vardı. Yanımızda çok konuşulduğu için çok fazla kelime duyuyorduk. Bu aslında farkına varmadan kendiliğinden gelişen iyi bir şeydi.
sürekli konuşuluyor. Konuşuldukça sen farklı kelimeler duyuyorsun, farklı deyimler duyuyorsun, farklı hikayeler duyuyorsun, atasözlerin nasıl kullanıldığını duyuyorsun, şiveleri duyuyorsun ve bunların hepsi insanı çok zenginleştiren şeylerdi. Şimdi artık evlerimiz neredeyse hiç misafirle devam ediyor. Aile büyükleri pek fazla gelmiyor, akrabalar pek fazla gelmiyor. İnsanlar arkadaşlarıyla dışarıda buluşuyorlar. Burada da başladı mı bilmiyorum. Ben geçen gün mesela annem dedi ki ne yapıyorsun dedim, güne gidiyorum dedi. Aa, kimde gün dedim. Ne demek kimde dedi, biz öyle dedi insana gitmiyoruz artık, restoranda yiyoruz dedi. Günleri de artık restoranda yapıyorlar. Dolayısıyla evlerde kimse yok. Evde insan olmazsa sohbet olmaz. Sohbet olmayınca kelime olmaz. Ve sadece okuyarak kelime hazinemizi genişletmek büyük bir haksızlık. Çünkü zaten konuşabilen insanlarız. O yüzden mümkün olduğunca çok insanla temas edip, onlarla iletişim kurup, onları dinleyin. Hikayelerini dinleyin, soru sorun. Neler yapmışlar, onların çocukluğunda hayat nasılmış, hangi kelimeleri daha çok kullanıyorlar. Bunların hepsi sizi zenginleştirecek şeyler. Bizde kelime dağarcığı sadece kitap okumaya yüklenilmiş durumda. Diyorlar ki çok kitap okursan kelime hazinen zengin olur, kelime dağarcığın geniş olur. Bu doğru ama bir çocuk okumaya ilkokul birinci sınıfın son aylarında aktif olarak okumaya başlıyor. Hadi unutuyor yazın falan, ikinci sınıf diyelim biz buna. Ama dil gelişimi çok büyük oranda okul öncesi döneminde, çocuk daha okula başlamadan tamamlanıyor. O yüzden bizim evdeki küçük çocuklarla, evdeki büyük çocuklarla çok konuşmamız lazım ki onlar bu kelimeleri duysunlar, duydukça onlar da kullansınlar. O yüzden evet okuyun, evet yazın ama bir taraftan da çok dinleyin. Dinleyebilmeleri için de hepimizin konuşması gerekiyor. Evet, ikinci soruyu alabilirim. Buyurun. Saçların şahane. Teşekkürler. Ben bu kadar çok kitap yazdınız ya siz. Bunların mesela şeylerini falan nereden alıyorsunuz? Örnek diyorum. İlhamlarını. Şimdi ilham öyle gidip bir yerden alınmıyor. Bence kendisi kalkıp size geliyor. Her şey böyle. Siz de eğer etrafınıza bakarsanız bir sürü hikaye görebilirsiniz. Mesela şöyle bir hikaye rahatlıkla başlayabilir. Bir gün şehrimizde bir kitap fuarı kurulmuştu. Dediğinde bak anlatabilecek ne kadar çok hikayen var. Etrafı tarif edebilirsin, hikayeleştirebilirsin. Çünkü dünya çok zengin, hayat çok zengin hikayelerle. Bunları sadece iyi gözlemleyebilmek ve oradaki hikayeyi yakalayabilmek önemli. Buyurun, devam edelim. Yardımcı olursanız sevinirim. Hep böyle en önden gitmesin, arka taraflara da ulaştıralım. Buyurun. Adım Zeynep. Merhaba Zeynep. Siz şimdi bu kadar çok kitap yazdınız ya. Bir kitap en fazla kaç günde yazılıyor? Şimdi insanlar bu günleri çok merak ediyorlar. Biliyor musunuz ben bir müze kurdum geçtiğimiz ay, kelime müzesi. Söyledi mi anneleriniz, öğretmenleriniz Ankara'da? Ankara'da bir kelime müzesi. Herkes diyor ki kaç yılda kurdun? Çok merak edilen bir şey bu. Gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Ben de diyorum ki bir yılda kurdum. Ama bütün bir hazırlığını senelerdir yapıyordum. Kitaplarda böyledir. Siz ilk önce o hazırlığı yaparsınız. Yaşarken zaten onun bir süreci başlamıştır. Ama oturup da yazmaya başlamak yaklaşık 6 ay gibi bir zaman dilimini alıyor. Sonra onun düzeltmeleri oluyor, resimlenmesi oluyor ve baskıya hazırlanıyor. O da toplam 1 yıl gibi bir zaman dilimini buluyor. Buyurun. Eğer yazar olmasaydınız ne olurdunuz? Yazar olmasaydım reklamcı olurdum. Ve yazar olmadan önce de reklamcı oldum. Bir süre 10 yıl reklamcılık yaptım. Hangi reklamlar mesela? Öyle bilebileceğiniz reklamlar değil ama pek çok markayla çalıştım.
Yetişkinler de parmak kaldırabilir. Buyurun. Adım Sinem. Ben sormak istiyorum. Bir sürü kitabınız var ve bu kitaplarınızı çok beğeniyorum. Kitaplarınızı gerçek hayattan, yani anılarınızdan esinlenerek mi yazıyorsunuz, yoksa tamamen hayal gücünüze bağlı mı? Bazıları tamamen hayal gücü, hayal ürünü. Bazıları ise gerçek hayattan duyduğum hikayeler ve yaşadıklarım. Mesela Dedem Bakkal okuru var mı aranızda? Dedem Bakkal benim kendi çocukluk hikayem. Ve orada iç kapağında şöyle bir şey yazıyor. Bu kitapta yazanlar gerçek olabilir ama olmayabilir de. Belki tamamı kurgudur, belki de değildir gibi uzun bir bölüm var. Niye öyle biliyor musunuz? Çünkü dedelerim hayatta. Okuyup da kızarlarsa diye oraya kendime bir küçük açık kapı bıraktım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kaçtır? Bütün sorular şöyle başlıyor. Bir sürü kitabınız var diye başlıyor. Bir sürü kitabım yok. 27 tane kitabım var. 28. yolda. Ama daha yazmak istediğim çok fazla kitap var. Siz böyle deyince ben bir acaba çok mu kitap yazıyorum diye düşündüm ama anlatmak istediğim çok şey var daha. Buyurun. Benim adım Furkan. Furkan, merhaba. Merhaba. Sizin çocukken en çok okumayı sevdiğiniz kitap? Furkan, siz çok şanslı bir kuşaksınız. Çünkü etrafınızda çok fazla kitap var. Sizin için, bakın, sizin için bir kitap fuarı düzenlenmiş. Bu sandalyelerin buraya getirilmesi bile büyük bir iş. Bu kadar çok insan bir araya geliyor, yayın evleri geliyor, yazarlar geliyor. Siz kitap okuyun diye. Öğretmenleriniz size kitap okutmak için sınıf kütüphaneleri kuruyorlar. Okullarınızda kütüphaneler var. Anneleriniz, babalarınız aman Furkan kitap okusun diye gidiyorlar. Doğru kitabı bulmaya çalışıyorlar. Okudun mu diye takip ediyorlar falan. Yani uğraşıyorlar. Ben çocukken kitap yoktu bulunduğum yerde. Ve bir tane gazete veriyordu, böyle Ayşegül serisini veriyordu. Sadece onları okuyabiliyordum. Sadece o vardı çünkü elimde. Ortaokuldayken kütüphaneyi keşfetmiştim. O da ilçeye taşınmıştık. Dolayısıyla kitap okumaya çok geç başladım. Ortaokulda başladım. Siz bizden çok daha şanslısınız bu konuda ama açığı kapattığımı düşünüyorum sonraki okumalarımda. Buyurun. Kimdin? Merhaba, benim adım Defne. Defne bana yerini göster, nereye benim gelmeliyim? Ha, gördüm, evet. Ben öncelikle sizin gibi büyük bir biri olmak istiyorum. İlgi alanım da dalgıçlık. Ha, ne güzel, evet. Cengiz adında bir öğretmenim var. Onunla belki bilirsiniz, olimpik havuzda dalıyorum. Harika. Başka diller öğrenip de başka dalgıçlarla tanışmak istiyorum. Çok güzel. Ne güzel bir hedef. Mutlu oldum. Ben bir şeyi düzeltmek istiyorum. Defne'ydi değil mi? Bir şeyi düzeltmek istiyorum. Dedin ya ben sizin gibi büyük biri olmak istiyorum diye. Oradaki büyük galiba yetişkin yerine kullandın. Ama lütfen yetişkin olmak için çabalama. Zaten büyüyeceksin. Önce çocukluğunun tadını çıkar. Biz yetişkinler çocukların hemen büyüvermesini istiyoruz. Onlara hep diyoruz ki ah bir büyüseniz, keşke büyüseniz. Anne babalar çocuklarının büyümesine çok odaklanıyorlar. Büyüyünce rahat edeceğiz gibi bir şey var. Mesela bakın, ben bunu çok kullanırım. Küçük çocuklu insanlar bizim ülkemizde teselli edilirler. Ve o küçük çocuklu insanları görünce derler ki sık dişini, kurtulursunuz birkaç seneye. Az kaldı, büyüyorlar, büyüyecekler. Çocuklarını büyütmüş olan aileler, yani çocuk 12-13 yaşına geldiğinde biz onları tebrik eden bir milletiz. İyi hadi maşallah kurtarmış artık o kendini diyoruz. Benim çocuklarımın yaşı birbirine çok yakın ve 3 tane oldukları için ben yıllardır sen toptan kurtulacaksın diye teselli ediliyorum.
Böyle şeyler söylemeye bayılıyoruz biz. Çünkü çocukluğu çok önemsemiyoruz. Çocukluğu bir an önce içinden çıkılıp gidilmesi gereken böyle sevimsiz bir zaman dilimiymiş gibi varsayıyoruz. Söylemlerimiz de hep bunun üzerine. Türkiye'de insanlar çocuklarını severken ah bir büyüsen, sen de büyüsen diye seviyor. Çocuk ister istemez diyor ki ve büyü artık mesela. Çok çocuk musun sen? Büyü artık. Evet çocuk ve çocuk zorla büyütemiyor kendini. Yani büyümesi için bir zaman geçmesi gerekiyor. Ama önce yapacağı şey çocukluğunu tadına çıkara çıkara yaşamak olmalı. Bugün bizim pek çoğumuzun en büyük yaralarından bir tanesi bu. Aynı şeyi çocuklarımıza yapmamalıyız. O yüzden Defne bence ilk önce tadını çıkararak çocukluğunu yaşasın, eğlensin, ondan sonra büyür. Buyurun. Şimdi benim evet. sormak istediğim bir şey var. Buyurun. Tam 3 tane soru sorsam olur mu? Arka arkaya olursa lütfen. Mutlu olurum. İlk öncelikle benim adım Yağmur. Merhaba Yağmur. Şimdi ben son hani dedemin bakkalında sonuncu hikaye var ya ve yıllar sonra diye. Evet. İşte onun hepsi doğru mu? Evet. İki. Kelime müzesinde neler bulunuyor? Bunu anlatmam için saatlerce konuşmam gerekir. Ama bence gelip görmelisiniz. Çünkü çok uğraştım ben orayla. Her bir seçtiğimiz her bir kelimeyi bir sanat eserine dönüştürerek sizlere gösterelim istedik. Çok eğleneceğiniz bir yer oldu. Buyurun. Üçüncü soru. Bir de babaannem geri döndü, benim en sevdiğim kitabınız oldu. İlk de onu okudum. Teşekkür ederim. Ben de çok eğlenmiştim onu yazarken. Buyurun. Yok mu bir anne babaya parmak kaldıracak? Buyurun. Merhaba, adım Güzide. Merhaba Güzide, ne güzel bir ismin var. Teşekkür ederim. Şimdi az önce dediniz Defne arkadaşımıza çocukluğunuzu doya doya yaşayın gibi şeylerden. Şimdi ben lise 1'deyim fakat hiçbir zaman doyarak yaşadım ama hiçbir zaman doyamadım. 8. sınıfta hani ders mesela böyle şey oldu. Ama böyle çocukluğumuzu doyarak yaşamak istiyoruz ama hiçbir zaman bazı imkanlar, hatta çoğu imkanlar bunu ele vermiyor. Ben 8. sınıfta hep top oynamak istedim. Niye top oynadın, ne oldu herkes falan. Ama en sonunda iyi ki de oynamışım diyemiyorum. Çünkü keşke oynamasaydım, ders çalışsaydım diyorum. Sizce bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yaşayın diyorsunuz. Hepimiz yaşamak istiyoruz ama bence yaşayamıyoruz her zaman doya doya. İşte bunun için anne babaların ve öğretmenlerin olduğu yerde bunları konuşmayı seviyorum. Ve çocukluk biten bir süreç değil Güzide. Bu bizde çok belirgin. Bütün o yaş dönemlerine hemen işte çocukluktan ergenliğe, ergenlikten gençliğe, gençlikten orta yaşlılığa geçiş. Sanki bu böyle mevsimler bile bu kadar keskin geçmiyor aslında, değil mi? Bir süreci oluyor bunun. Geride bırakman gereken hiçbir şey yok. Çocukluğun da seninle birlikte. Gençlik de yaşlılarla birlikte. Hiçbir şeyden vazgeçmek durumunda değilsin. Bu bütün çocuklar için geçerli. Çocukluk geride bırakılabilecek bir şey değil. Büyürken yanında taşıyabileceğiniz ve götürebileceğiniz bir şey. Zaten böyle olduğunda, bunu başarabildiğimizde, hani bazı yetişkinler çocuklarla daha güzel vakit geçirebiliyorlar ve çocuklar o yetişkinleri daha çok seviyorlar. Onlar çocukluğunu geride bırakmamış olanlar aslında. Dolayısıyla çocukları anlayabilenler, onlarla empati kurabilenler. Sen büyürken de yanında tutmaya bak çocukluğunu. Ama tabii aranızda 8. sınıf annesi var mı? Yoktur onlar pek fazla. Çünkü evdeler şu an, çocuklar gelsin ve onlara hizmet edelim. O 8. sınıf bir ayrı bir dönem. Şimdi yeni kitabımdaki kahramanım 8. sınıfta okuyan bir kız ve liseye hazırlanıyor. Tam da bir sınavlara hazırlanıyor. Ben de bu konu üzerinde çok düşünüyorum. Geçenlerde bir arkadaşıma kızını sordum. Dedim ki, Zeynep nasıl? Dedim, Zeynep 8. sınıf dedi. Bu o kadar acı bir şey ki.
Yani nasıl olsun demek. Bu büyük bir hata, büyük bir yanlış. İçinden de çıkılamayan bir şey sistemin kendisinden dolayı. Ama bence esnetilebilecek bir şey. Buyurun. Şimdi yani büyükler 8. sınıfa geçince eğlenmiyor çocuk. Tamam, o zaman başarılı olacağını düşünüyor. Yani eğlence elinden alınca tamam kesin artık fen lisesi diye bir algı var. Adın ne? Tunağan. Tunağan Karasoy. Tuna, harikasın. Şimdi ben annemle de bunu çok yaşıyorum. Benim aslında aklımdaki fikirlerimle annemle babama ilettiğim fikirler aynı kesinlikle olmuyor. Çünkü laf yemek istemiyorum. Haklısın çocuğum. Bir de yani mesela ben kitapları seviyorum, bazen okuyorum ama annelerimiz bize küçüklüğümüzden beri oku oku diyoruz, ellerinde kitap gördüğümüz çok azan oluyor. Ben bunu babamda da yaşıyorum genellikle. İşte okumak lazım, okumak lazım. Hiç daha aldığını görmedim. Haklısın. Yani Türkiye'deki insanlar iyi bir kitap alıcısı ama iyi okuyanlar değildir. Yani kitaplara daha fazla özen göstermeliyiz ki bu ülke gelsin. Ondan sonra bakarız diğer devletleri geçmeye. Önce bir okuyalım. Haklısın. Yani benim diyecek bir şey bırakmadın bana. Çok güzel düşünüyorsun. Bak, bir şeyin altını çizmek isterim. Salondakilere iyi bir örnek olsun diye. Şimdi çocuklarla konuşurken, tamam, yani bu lise mezuniyetine kadar insanların çocuklarla iletişimde kullandıkları 4 tane soru var. Hemen söyleyebilirsin. Bir yetişkin bir çocuk gördüğünde ne soruyor? Derslerine bakıyor musun? Ha. Okul nasıl? Okul nasıl? Hiç yani okulda sana bulaşan, sataşan var mı diye soru çok az oluyor. Evet. Kaça gidiyorsun? Ben 8. sınıfım. Hayır, yani sınav mağduruyum. Tamam, onu soruyorlar. Bir de ne soruyor? Büyüyünce ne olacaksın diye soruyor. Ya belli değil. Şimdi belli değil. Ne zamanı ne getireceği. Ben evet. Robotik istiyorsam ailem doktor istiyor. Çünkü Türkiye'deki bütün anneler babalar doktor olunca doktor. Tamam. Ya böyle giderse doktor için kapasite kalmaz. Çocuğu böyle sıkıştırırsak eğer evet. Bu sefer doktor olma isteği daha da azalır. Senin daha fazla doktora ihtiyacın olur. Yani çocuğu serbest bırak. Yeteneklerine göre hallet. Almanya'da öyle. Yani küçüklüğünden beri çocuğu takip ediyorlar. Nasıl, hangisine yeteneği var? Ben çocukluğumdan beri, küçüklüğümden beri okumayı, çizmeyi severim. Çizmeyi hep severim. Çok kez de azar yedim bu yüzden annemden. Hı-hı. Kendisi de burada. Evet. Merhaba. Yani sanki çizim bir meslek olarak görülmüyor Türkiye'de. Ya da yazar olmak kesinlikle bir meslek olarak görülmüyor. O kadar haklısın ki. Şimdi bununla ilgili bir şey de söyleyeceğim ama az önce konuyu niye çocukla sohbete çektim? Sadece 4 tane sorumuz var ya çocuk görünce konuştuğumuz. İşte kaça gidiyorsun, okul nasıl, anneni mi daha çok seviyorsun, babanı büyüyünce ne olacaksın? Bu çocukları çok hafife almak demek aslında ve çok kibirli bir tavır olduğunu düşünüyorum. Görüyorsunuz Tuna bir örnek. Çocuklar her konuda gayet güzel kendilerini ifade edebiliyorlar ve her konuda fikir alabileceğiniz, sorabileceğiniz insanlar. Yazarlığın meslek olarak görünmemesini ben o kadar yaşıyorum ki soruyor, diyor ki siz ne iş yapıyorsunuz? Yazarım diyorum. Peki ne iş yapıyorsunuz diyor. Yazarım diyorum. Parayı nasıl kazanıyorsunuz diyor. Yazarım diyorum. Diyor ki kocanız ne iş yapıyor diyor. Onu cevaplıyorum. Sonra diyor ki o zaman babanız ne iş yapıyor diyor. Ve bir kadının yazarak para kazanabilmesine ihtimal vermiyor toplum. Yazarlığı zaten bir iş olarak görmüyor ve bu soruyu inanın neredeyse her gün cevaplamak durumunda kalıyorum. Çizmek kıymet görmüyor, yazmak kıymet görmüyor ama öğrendiğimiz bir takım meslekler var. Hobi olarak yaparsın yavrum sözü aşırı fazla ama ben istediğim mesleği yaparak hayatımı yaşamak istiyorum. Çünkü o zaman hiç iş yapmamış gibi hissediyorum kendimi. Ama aileler sanki doktor olunca, eğlenemeyince tamamdır. Bu çocuk artık adam olacak zannediyor ama olmuyor. Haklısın. Tunağan, sana bir teklifte bulunabilir miyim? Tabii. Az önce bahsettin ya yeni kitabın bir 8. sınıf kitabı diye. Evet. Bu konuda fikrini almak isterim. Tam sizin döneminizin kitabı olduğu için. Çıkmadan önce okuyup bana fikirlerini verebilir misin? Tabii. Peki. O zaman programdan sonra bana mail adresi verirsen yazışmayı isterim. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya sana geldi mikrofon.
Evet, buyurun. Bu kadar sayı mı boynun bu ağzında var? Anlamadım. Bu kadar sayı, bu kadar kelime mi bu şeyinde, beyninde var? Beynimde, hayır, başka kelimeler de var ama hepsini bir kere de kullanamıyorum. O zaman dedemin bakkalını bana da ver ama çocuk bakkalı. Çocuk bakkalı. İnşallah sen de okumayı öğrendiğinde okursun. Okumayı öğrenene kadar da annen sana okur. Merhaba. Merhaba. Benim adım İkim Duru. Ben hep şeyi merak ettim. Dingo benim en sevdiğim kitaplardan birisi. Dingo kaçıyor sonunda ama eve geri dönüyor mu? Ben öyle bıraktım. Orada bıraktım kitabı. Dingo enteresan bir kitap. Ben hiçbir kitabımla ilgili bu kadar geri dönüş almadım insanlardan. Bir köpek kahraman. Çocuk kitabındaki bir köpeğin hikayesi. Ve sonunda evden kaçıyor. Yani her kitap bir sonla biter, değil mi? Burada da sonu böyle bitiyordu. Köpek evden kaçıyor. Anne babalar bana sürekli mail gönderiyorlar. Yayın evine mektup yazıyorlar. Dingo'nun ikincisini yaz. Çocuğum çok üzüldü. Çok ağladı. İkinciyi yaz. Bu köpek geri gelsin. Diyorum ki sizin... Bizim okuduğumuz kitaplar neydi öyle ya? Ömer Seyfettinler falan yani. Hani üzülmeyi sen orada gör. Ya, kitap ve edebiyat hayatın bir sahnesidir. Gerçek hayatta karşılaşabileceği durumlar için ona bir prova imkanı tanır. Hayatta da bir eğer köpeğiniz varsa kaçabilir. Mesela bizim en son köpeğimiz Hop yine aynı şekilde kayboldu. Çok aradık, bulamadık, hala bekliyoruz. Ve evet, çok üzgünüz bununla ilgili ama bu da hayatın bir parçası. Her zaman hayatta da her şey güllük gülistanlık olmuyor. Dingo'nun ikincisini ben yazmadım ama siz rahatlıkla yazabilirsiniz. Kendinize göre bir son yazıp sonuna ekleyebilirsiniz. Buyurun. Kitaplarınız arasında en sevdiğiniz kitap. Neredesin? Buradayım. Ha. Dedemin Bakkalını çok seviyorum. Lo kitabını çok seviyorum. Babaannem Geri Döndü de çok eğlenmiştim yazarken. Ama ayıramıyorum öyle. Evet. Kaç yaşında başladınız kitap yazmaya? Aslında sizin yaşlarınızdayken başlamıştım, yazıyordum. Ama tabii yazmak bir yolculuk. Hiçbir zaman kitap yazmak, yayınlamak için yazmazsınız. Bekledim. Ve ben hep yazıyordum. Yaptığım işlerin tamamı da yazarlıkla ilgili işlerdi. Reklamcılık da böyle bir işti. Bir sürü şey yazdım. Yayınlanmaya da 2013 yılında başladı galiba. Buyurun. Merhaba. Merhaba, benim adım Toprak. Merhaba Toprak. Çocukken istediğiniz meslek hangisiydi? Çocukken farklı farklı meslekler kurguluyordum açıkçası. Bir kere her mesleği yapabileceğimi düşünüyordum. Ve neden tek bir meslek yapmak zorundayız bunu bir türlü anlayamıyordum. Hala anlayamıyorum. Çünkü insan gelişen bir varlık. Bir mesleğe kapak atmak diye bir şey yok. Değiştirebilirsiniz. Siz geliştikçe işiniz değişebilir. Bir gün bunu yapıyorum ondan sonra başka bir mesleğe geçiyorum diyebilmeliyiz. Bizde pek alışılmış bir şey değil bu. Bir işe hemen odaklanıyorsunuz ve sonsuza kadar ömür boyu aynı işi yapıyorsunuz gibi bir şey var. Ben bunu zaten istemiyordum. Buna benzer bir hayatım oldu. Sürekli sizinle birlikte hayatınızda belli bir eksende değiştiriyorsunuz. Şimdi bakıyorum farklı farklı işler yaptım hep. Ama yine hep aynı kanal üzerinde akarak ilerledi. Buyurun. Nerede mikrofon? Burada. Ha, gördüm. Evet, merhaba. Benim adım Cemre. Çocuklarınız da sizin gibi yazıyor mu yazar? Hayır. Ben de onları bu konuda zorlamıyorum. Yazmıyorlar. Hatta okumayı da pek sevdiklerini söyleyemem. Ama o onların hayatı. Birisi öğretmen diye
çocuklar da öğretmen olmuyorlar ya da öğretmeyi sevmiyorlar. Anne babanız doktor diye çocuğun sürekli sağlık odaklı yaşaması gerekmiyor. Dolayısıyla benim mesleğim onları bu açıdan çok baskılamıyorum ve kendi yollarını bulmaları için imkan tanımaya gayret ediyorum. Buyurun. Merhabalar öncelikle. Aa, yetişkin. Buyurun. İsmim Ebru. Merhaba Ebru. 3,5 yaşında bir kızım var. Öğretmenim aynı zamanda. Hani öğrencilerimiz darladığımız illaki oluyordur ama anne olarak da soruyorum aslında, öğretmen olarak da soruyorum. Hani hiçbirinin kötülüğünü düşünmüyoruz ya, böyle hep iyi olsunlar diye çabalıyoruz. İyi olsunlar diye bir şeylere uğraşıyoruz. Acaba bu iyi annelik ya da böyle çocuklarımızın iyiliğini düşünmek ne oranda, ne düzeyde olmalı? Yani ben çocuğuma güzel, her şeyin iyisi olsun, her şeyin böyle güzeli olsun, işte aynı zamanda kendinin de hoşuna giden şeyler olsun diyorum ama çocuğuma ne bırakabilirim acaba? İleride çocuğum işte ya annem bana da bunu bıraktı, iyi ki bırakmış diyebileceği bir cümle ya da bir olay ya da farklı bir şey, belki uzundur ama böyle tavsiye edebileceğiniz bir şeyler. Bir de şeyi çok merak ediyorum, çocuklarınızla olan ilişkinizden böyle kısaca bahsederseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu konulara çok kafa yormuyorum açıkçası. Bunu da bıraktım. Çünkü şunu fark ettim. Hatta programa çıkmadan önce içeride konuşuyorduk. İnsanlar anne babalara çok fazla öğüt veriyorlar. Herkes bir şey anlatıyor. Bugün Instagram'a şöyle bir girin. Ortalama bir saatte girdiğinizde karşınıza 4-5 tane paylaşım çıkacaktır. Şunu yaparsan böyle olur, bunu yapma böyle olur gibi. Uzmanlar konuşuyorlar, eğitimler veriliyor, kitaplar öyle. Yoğurt alıyorsun mesela, yoğurdu açıyorsun, sana çocuğuna şöyle davran diyor. Artık markalar da böyle. Çocuk bezinin içinden bir şey çıkıyor falan. Böyle bir bombardıman var aslında. Ve anne babalar da iyi anne babalık yapabilmek adına bunların hepsine bakmaya gayret ediyorlar. Bu değerli bir şey, tamam. Ama dozu arttığında kaçırdığımız bir şey var. Kendimizi dinlemeyi kaçırıyoruz gözden. Biz nasıl bir aileyiz? Ben nasıl biriyim? Benim çocuğum nasıl biri? Ben şimdi size desem ki çocuğunuza şöyle yapın. Ben aynı şekilde evdeki 3 çocuğa birine bir şey yaptığımda ötekine hiç işlemiyor. Ötekine bir şey yaptığımda o onundan hiç etkilenmiyor. Çünkü farklılar. Her çocuk bu kadar farklıyken, her aile bu kadar farklıyken ortak öneriler üzerinden çok fazla gidilemeyeceğini düşünüyorum. Fakat buradaki ortak nokta şu, bence samimiyet, kişinin kendine samimi olması, ailesine samimi olması ve kendi ihtiyaçlarına bakabilmesi. Ben çocuklarımla uğraşmaktansa kendime, davranışlarıma ve kendi yaptıklarıma odaklanmayı tercih ediyorum. Siz düzgün bir hayat yaşamak için gayret ederseniz, siz üretmek için çabalarsanız, onlar için güzel bir ev ortamı kurmak için çabalarsanız, onlar o atmosferin içerisine zaten dahil oluyorlar. Nasihat vermektense bir atmosfer yaratmayı tercih ediyorum ve büyük odağımı da oraya tutuyorum. Çünkü biz çok olduğumuzu düşünüyoruz, yetişkin ve büyük olduğumuz için biz tamammışız da geri kalan tek şey çocukları yetiştirmekmiş gibi bir algı var. Çocuklar büyüyorlar, kendi kendine büyüyorlar. Çocuk yetiştirmek çok sert bir tabir. Bir yolculuk. Bizim hayatımız çocuklarla kesişmiş ve hepimiz aynı yolculuğun içerisindeyiz. Süreçten keyif almaya ve kendimi düzeltme çabamı onları göstermeye çalışıyorum. Tercihim bu yönde. Ama bu da size verdiğim bir tavsiye değil. En başa dönersek eğer, sorduğunuz için söyledim. Ben böyle yapmaya gayret ediyorum. Buyurun. Birkaç soru daha alıp imzaya geçelim mi? İmza biraz uzun sürecek gibi hissediyorum. Buyurun. İyi günler hocam. Hoş geldiniz Aksaray'ımıza. Benim ismim Güldeste. İyi ki gelmişim. Yarım olan bir şeyimi tamamladım hocam. Benim bir tane kızım var.
Allah başlasın. Şöyle söyleyeyim. Birazcık arkadaşlar sessiz olursak daha iyi anlaşılır. Bir şeyleri paylaşmak istiyorum ben hocam. Buyurun. Ben Anadolu'da yetişmiş bir ailenin çocuğuyum. Hani bir ilk başlarken dediniz ya hocam. Hani böyle ben hep sohbetlerde bulunurdum. Çok faydasını gördüm diye. Gerçekten hocam ben ebe ve dede yanında yetiştim. Ve Aksaray'da kullanılan, benim ebem hiç eğitim görmemiş, Aksaray'da kullanılan bütün deyimleri ve atasözlerini ben ondan öğrendim. Ben çok fazla tahsilli birisi değilim ama eşim Türkçe öğretmeni, ben derim ki ne, ebem şöyle şöyle söylerdi derim. Böyle laf açıldığı zaman deyim ve atasözlerini kullanınca eşim der ki ne, ya ebin ne kadar çok söz biliyormuş. Ben ebemin ağzından bunu yaşayarak aldım. Hani annelerimiz, siz daha iyi bilirsiniz hocam, arife tarif gerekmez de bunu kitaplarınızda da alırsanız, ebeveynlerden çocuklarını uzak tutmazlarsa, çünkü onların yaşamış olduğu hayat tecrübelerini çocuklarına, torunlarına aksettirirler hocam. Bir ikincisi de hocam, benim bir tane kızım var. Kızım ilkokul birinci sınıfa başlayınca ben bayağı ağır bir rahatsızlık geçirdim. Geçmiş olsun. Allah razı olsun hocam. Hani bana muhabbeti gidermesi için benden ayrılmak istemiyordu. Okuma alışkanlığı kızımla birlikte bende de oturdu hocam. Ben ve kızım sayısız kitap okuduk ve çok faydalarını gördük. Bunu özellikle annelere tavsiye ederim. Diğeri de hocam, şu okuduğum bir bilgiyi de burada ebeveynlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Ayşe annemiz, Hazreti Ebu Bekir Aleyhisselam'ın kızı ve Efendimizin eşi, en fazla hadis nakleden Ebu Hureyre'den sonra hadis alimlerinden birisidir. Ha, bayan olmasına rağmen, hani ben bayan olarak aşağılamıyorum hocam. Ayşe annemizin okuması yazması varmış ama... İlk başta değindiniz ya, ama Mekke eşrafından zengin bir ailenin, tacir olan, tüccar olan babasının misafirleri çok gelir ve Ayşe annemiz o dönemde yasak olmasına rağmen, ikinci evliliğin en küçük çocuğu olmasına rağmen bu sohbetlere katılmasına Ebu Bekir Aleyhisselam izin verirmiş. O yüzden Ayşe annemiz, yani o nasıl desem, bulunduğu ortamdan faydalanarak işte Efendimizle izdivacından sonra da en fazla hadis nakleden hadis alimlerinden bir tanesidir. Allah rahmet eylesin. Şu an biz de onun hadislerinden faydalanıyoruz. Bu yüzden iyi ki gelmişim. Sizden o sözü duyunca eksik bir tarafımı tamamlamış oldum. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bırakamam şimdi. Bitirince. Buyurun. Benim adım Alperen. Merhaba Alperen. Şey soracaktım ben. Hani şu Ankara'da açtığınız kelime müzesi var ya, onun hakkında bilgi verebilir misiniz? Peki. Alperen, kelime müzesi Ankara'da, Ankara Kalesi'nde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin karşısında yer alıyor. Beni dinliyor musun? Ben kelimeleri somut olarak görebiliyorum gözümün önünde. Ve mesela çok da merak ediyorum. Mesela kaşığa neden kaşık demişiz? Bunları çok merak ediyorum. O yüzden hem bunları araştırdım hem de gelen insanlara bunları gösterebilmeyi istedim. Mesela kaşığa niye kaşık diyoruz? Sadece bir tane örnek vereyim sana. Kelime müzesine geldiğinde bunu görüyorsun ama şöyle görüyorsun. Kaşık kelimesi... kaşımak eyleminden gelir. Biz bugün vücudumuzu böyle kaşıyoruz ya. Bunu aynı şeyi başka bir şeyle başka bir şeye yaptığını düşün. Tahtaya yaptığını düşün. Orada bir süre sonra bir oyuk oluşur, değil mi? Eskiden insanlar, bugün sadece vücudu kaşımaya kaşımak diyoruz. Ama eskiden eşyaları da bu şekilde kaşırlarmış. Kaşığı kaşığı kaşık kelimesine oluşturmuşlar. Kaşık çıkmış ortaya. Ahşabın oyulmasıyla ortaya çıkmış. Şimdi müzeye geldiğinde şunu görüyorsun. Bir tane ahşap var. Biraz kaşınmış. Şekli değişmiş. Biraz daha kaşımışlar. Şekli kaşık şeklini almış. Biraz daha oyulmuş ve en sonunda bir tahta kaşığa dönüşmüş. Dolayısıyla hem bir kaşığın nasıl yapıldığını görüyorsun. Hem de kaşık kelimesinin nereden geldiğini öğreniyorsun. Bir taraftan da mesela
tekerlemelerde geçen kelimelerin ama ne olduğunu bilmiyorsun. Al şu takatukaları takatukacıya götür tekerlemesindeki takatuka aslında bir eşya. Geldiğinde görebiliyorsun. Mesela tuzağa düşmek anlamındaki faka basmak kelimesindeki fak bir aslında kuş tuzağı. Geldiğinde onu orada görebiliyorsun. Bir tane duvarımız var mesela. Burada alfabenin 29 harfini görüyorsun. Mesela I harfini çektiğinde oradan bir şerit çıkıyor. Bu şeridin üzerinde emniyet kemeri gibi. Bu şeridin üzerinde I harfindeki bütün kelimelerimiz yazılı. Ama J'yi çekiyorsun bu kadar çıkıyor. Çünkü J'de daha az kelimemiz var. K harfini çekiyorsun, 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 çekiyorsun bitmiyor. Çünkü en uzun kelime K harfiyle başlayan kelimelerde. Dolayısıyla sözlüğü somut olarak karşında görebilme imkanı tanıyor sana. Bunun gibi çok fazla uygulama var içeride. Bunları görebiliyorsun. Kelimelerle karşı karşıya getiriyoruz seni. Ve kelimeleri, önemini, kavramanı, Türkçenin ne kadar güzel bir dil olduğunu fark etmeni ve Türkçenin çok eski bir dil olduğunu anlamanı istiyoruz. Müze bunun için kuruldu. Umarım gelirsin bir gün. Peki. Bir soru daha alalım. Neredesin? Hah, gördüm. Siz ne zaman yazmaya başladınız? İlkokul birinci sınıf, ikinci dönem. Tamam. Yazı yazmaya o zaman başladım. Ama hikayeler yazmaya ortaokulda başladım. Buyurun. Hadi son iki soru daha alalım. Evet. Sonra hocam merhabalar. Merhaba. Hocam benim adım Muhammed Ali. 11. sınıf öğrencisiyim. Hocam bir şey soracağım. Buyurun. Edebiyat dersinde hani Türkçemiz zengin dil demiştiniz ya hocam. Hı hı. Edebiyat derslerinde fark ediyoruz ki hocam hani bazı hani nasıl desem ünlü eserler hep yabancıların, Avrupalı edebiyatçıların eserleri. Hani ülkemizde ve İslam kültüründe hani benimsediğimiz için hani hiçbir şekilde karşımıza çıkmıyor hocam. Bununla nasıl baş edebiliriz? Çok okuyacaksınız. Sizin kitaplarınızı da okuyacaksınız. Bu böyle bir şey. Avrupa hayranlığının etkisi bir taraftan da aslında bir anlamda da bir baskın tarafı da var. Ben mesela şunu çok sık duyuyorum. Küçük çocuklar soruyorlar. Benim doğum yerim Almanya. Gerçekten Almanya'da mı doğdunuz? Diyesi evet diyorum. Ooo diyorlar. Diyorum ki ne o? Siz de Türkiye'de doğdunuz. Dünyanın en güzel ülkelerinden birinde gözlerinizi açtınız hayata. Dolayısıyla Türk edebiyatı çok zengin bir edebiyat. Divan edebiyatı, divan şiiri çok zengin bir şiir. Bizim romanlarımız da öyle hafife alınacak romanlar asla değil. Siz okuyacaksınız. Önce siz farkına varacaksınız ki sonra onlara daha sahip çıkabilin. Eğer anlama gayretinde olmazsanız ve uzak durursanız böyle olabiliyor ama edebiyat dersinde bunu böyle düşünmeniz ilginç çünkü Türk edebiyatı dersinde lisede herhalde Türkçe dersinde daha çok Türkçe metinler işleniyor diye biliyorum. Yok hocam genellikle eserler hep nasıl desem Avrupalı edebiyatçıların eserleri oluyor. Bilmiyordum bunu ama şöyle düşünün. Hani güzel olan her şey bizimdir. Ben hep böyle bakıyorum. O edebiyat eserleri de bizim için. Burada bir sayısız kitap var. İçinde çok güzel eserler var. Onlar da insan için. Fakat Türk edebiyatında hani çok gerçekten çok güçlü ve okunduğunda çok etkileyici eserleri var. Sadece kitaplarda yani ders kitaplarında sınırlı kalmamanızı kendinizin de şahsi hayatınızda bolca okumanızı tavsiye edebilirim. Hocam son bir sorum daha var. Buyurun. Eserlerinizde naturalizm mi yoksa eserlerinizde naturalizm mi yoksa klasizm mi tercih ediyorsunuz? Neyi? Eserde gerçekçilik de hocam pardon. Realizm evet. Evet. Realizm mi yoksa naturalizm mi tercih ediyorsunuz eserlerinizde? Ben gerçek hayatı gözlemlemeyi çok seviyorum. Dolayısıyla yazarken gayret ediyorum ki bir kahramanın nefes alıp verişini de okur bir cümleden hissedebilsin. Bazen mümkün oluyor, bazen olmuyor ama bazen biliyorum ki o da hani
burası oldu diyebileceğim bir şey yok. Her okur fark edemiyor. Ya da hani sizin çok o kadar ilginç bir şey ki bu, bir öyküyü birisi diyor ki çok ağladım, birisi diyor ki çok güldüm okurken. Dolayısıyla karşı tarafa bir duygu geçirebilmesini önemsiyorum. Ama bunu yaparken de gerçek hayattan beslenmeye gayret ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Son bir soru. Buyurun. Merhaba, öncelikle benim adım Nurbanu. Merhaba Nurbanu. Kitaplarınızı okurken çok zevk alıyorum. Ama en merak ettiğim, Babaannem Geri Döndü kitabı gerçek hayattan mı esinlendi? Ya gerçek hayattan mı yazdınız? Ben bir yandan da anneyim. Çocuklarıma hep diyordum ki, siz bana bunu bunu yapıyorsunuz ya, ben de yaşlandığımda geri geleceğim ve diyeceğim ki babaannem geri döndü diyeceksiniz. Sizin bana yaptığınız her şeyi ben de size yapacağım. Mesela böyle tek başına yatmak istiyorsun ama çocuklar gece yanına geliyorlar ya. Çocuklara diyorum ki bir uyanacaksın bir gece, eşinle yatıyorsun, elini bir atıyorsun ama diyorsun ki bu benim eşim değil. Gözünü bir açıyorsun, annen yanında, ben geldim diye. Mesela kızıma güzel güzel elbiseler alırdım ama o bir dönem kilotlu çorapla gezmeye takmıştı. Ondan sonra diyordum ki sen de büyüyeceksin Name. Arkadaşların gelecek eve, böyle kayınvaliden falan gelecek. Sen diyeceksin anne sen de gel, ben de geleceğim ama kilotlu çorapla diye. Onları böyle çok eğlendiriyordum. Gülüyorduk, şakalaşıyorduk. Sonra onlara bir kitaba dönüştürdüm. Bütün çocuklar çok güldü, bizimkiler hariç. Dediler ki bunları anlattığına inanamıyoruz. Dedim ki geleceğim, bekleyin. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Geçelim mi imzaya? Haydi. Teşekkür ediyorum. Burada değil ama nerede? Orada değil mi imza? Tamam. Evet, onun öncesinde bir hediye takdimimiz olacak sizlere. Hediyelerini takdim etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Tayfun Çelik Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Kıymetli konuklarımız, imzamız tam...